Sevgili dostlar, burası Antakya. Niye geldik buraya? Çünkü arkadaki kamyon çok enteresan. Bir nevi seyyar zeytinyağı fabrikası. Bir proje için hazırlık yapıyorlar. Burası ilk durak, daha burada başlayacak. Biz de onu görüntülemeye geldik ve size bir hikaye yapacağım bu konuda. Türkiye'deki zeytinyağı peşindeyiz. Buradan başlayacak bu proje, İstanbul'a kadar devam edecek. Bütün zeytinyağı üreten yerlerde ve o yerinin zeytinyağını, zeytinini toplayacak, taze olarak içeride sıkıp yağ yapacak. Bir proje çok hoşuma gitti ve izin aldım, geldim. Efendim, Nar grubu bunun sponsoru, zeytinyağı yapıyor, butik zeytinyağı ufak şeylerde. Şimdi biz de bunu görüntüleyeceğiz. Yarın sabahtan erken gideceğiz Suriye sınırına. Zeytinliğe, oraya kamyonu park edeceğiz, tırımızı, ve hemen tarladan toplayıp bununla zeytin sıkacağız. Güzel değil mi? Hastasıyım. Şimdi daha ilk defa bu kamyon yapıldı. İlk zeytini şimdi beraber atacaklar. Ben de onu size göstereceğim. Daha makineler sıfır. İtalyan malı. İçeride İtalyan teknisyenler var, çalışıyorlar. Son montajları bitiyor. Gece oldu. Biz de uçaktan indik geldik. Esas çekim yarın ama bugün dayanamıyorum. Başladım odaya. Yani dayanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Bu makineye ilk defa zeytin atılacak. Buraya geldi zeytinler. Forklift'te. Oradan makineye çıkacaklar ve Bismillahirrahmanirrahim deyip atacağız zeytini. Bakalım ne olacak. İlk zeytin makineye yiyecek. Makine daha pırıl pırıl. Bismillahirrahmanirrahim. Ve gelin bakalım. İlk zeytin. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Gelme için kullanılıyor. Yarın zeytinyağı zeytini gelecek. Ve ben bir tane nazar borcunu getireceğim tabii. Sevgili dostlar, Mücahit Hoca Ankara Üniversitesi'nden zeytinyağı işinde profesör. Efendim, İtalyan teknisyenler. Efendim, Kıbrıs Kemal'e, Guido, İtalyan teknisyeni Guido, İtalyan'dan, Dovele, Firenze, Floransalı, zeytinyağının ülkesinden geliyor, Chiaro. Yarın sabahtan önlük giyeceğiz, çünkü burası hijyenik bölüm. Şimdi bakmayın, derme yapıyorlar, ilk defa çalışacak. Hocam, yarın söz, ayakkabılar, galoş falan giyeceğiz herhalde değil mi? Galoş giyeceğiz. Bonet takacağız. Yarın hakiki işe geçiyoruz. Bu akşam bu kadar. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Memlekete hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir ülkemişi hareket. Hastasıyım. Yarın görüşmek üzere. Sevgili dostlar, zeytinyağı deyince aklımıza ne gelir? Meşhur bir sofra, büyük bir sofra. Burası da hakikaten bu havalinin, bu köyün, bu Antakya'nın sınırın dibindeki yerde yaşıyor. Arkamız Suriye. Manne. Efendim, bir hakikaten bir şey olmayacak. Ve burada bu yörenin yemeklerini yiyeceğiz. Zeytinyağı, unutmayın ki, tekrar ediyorum bunu, sıcak da yenir. Yani bizdeki Türkiye'de, efendim, zeytinyağı sıcak yer. Hayır, yanlış bir bilgi. Lütfen hanımlar, bayanlar, yemek pişirenler, sıcak zeytinyağının hastasıyım. Onu da söyleyeyim ayrıca. Samir Bey, bunlar CEO'su.
Hocamız Ankara Üniversitesi'nden bu işin profesörü, yani okullu. İki İtalyan teknisyen, makineleri kuranlar, hanımefendiler de ve NAR grubundan dediğimiz gibi beraber keçimiz de orada duyuyorsunuz diye durum var. Efendim yapacak bir şey yok. Fransa'da film çekiyorum. Meşhur aşçı ustayla. Sonra dedi ki adam yemek yaptık falan filan. Yaptı böyle meşhur lokanta Paris'te Nice'te. Şimdi de dedi biraz gezelim dedi. Nereden alıyoruz malları? Pazara gittik. Oradan büyük bir dükkana girdik. Dükkan böyle size benzerdi bir adam. Ondan sonra böyle bir sürü şişeler. Dünyanın her tarafından zeytinyağları var. Şöyle büyük masada da tadımlık şeyler var. İşte şu zeytin şişesi, zeytinin kendi yağı. Tek tek baktık. Ama dedi ki, yani en iyi yağ dedi, Antakya'da çıkar dedi. Peki hani Fransız dedi bunu bana. Hani İtalya, İspanya falan demedi. Dünyanın en iyi yağ, en antik, en orijinal yağ dedi. En mükemmel Antakya'dadır dedi. Ve şu anda oradayız. Sonunda adamın da kendi, siz bildiğiniz dün, Filistin'e çıktı. Oraya çıktı. Yani Filistin'den göç etmiş Fransa'ya. Ama çok önemli bir dükkan, dev gibi bir dükkan. Herkes orada alışveriş. Sırf zeytinyağı satıyor. Başka bir şey satmıyor. Sırf zeytinyağı satan bir dükkan. Bu nedir? Hal halı. Müthiş bir şey. Ben böyle şey yemedim. İlk defa milli oluyorum. Güzel bir şey bu ya. Bir şey yok mu şimdi içerisinde? Yani sudan başka. Hayır. Enteresan. Abu Şevki. Kimse bilmiyor. Literatürde yok diyor hoca. Bu bölgeye dahi bunu belki bilmiyordur. Siz bunu biliyor muydunuz Abu Şevki? Siz herhalde biliyorsunuz. Siz biliyorsunuz Abu Şevki tabii. Evet. Abu Şevki. Biz bilmiyorduk. Şimdi Abu Şevki tanıyacağız. Dikkat edin. Zeytine fazla bir şey de koymayın. Üzerine biber falan onları yapmayın. Onlar işin tadını bastırıyor. Çeşitliliği katmak isterseniz, ağzında bir tadı olsun isterseniz buyurunuz tabii. Yani kötülemiyorum, yanlış anlamayın lütfen. Bu nedir efendim? Bu tandır ekmeği. Biberli tandır ekmeği. Tandır da şimdi bitmiş. Bakar mısınız tandır ekmeğe, biberli. Biber tandır ekmeği. Şimdi bunu yapmaya nasıl yapıyor gidip bakalım. Evet. Kamerayla bir ara. Şimdi bundan ekmeğin ucundan müsaade ederseniz ben parçayı yırtıyorum. Ve şuna dalıyorum. Bu nedir efendim? Tuzlu yağlı yoğurt. Tuzlu yağlı yoğurt ve zeytinyağı. Hangi zeytinyağı içiyoruz? Bu karamani mi? Karamani mi? Bak nasıl kardeşim biliyor. Fena değilim. Daha renginden şey yaptım, meç ettim. Renginden meç ettim. Pardon, müsaade eder misin? Şöyle yapıyorum ama. Buna sülük peyniri de denir mi? Yoksa o şu kırmızı da olan. Aha. Onlar aynı. Aha, tamam. Tuzlu yoğurt tamamen farklı diyorlar. Ama zahmetli, meşakkatli. Uzun sürede kaynayıp bu hale geliyor. Bu film burada bitiyor. Bunun üzerine söyleyecek laf yoktur. Hastasıyım. Yani bu yoğurt ve bu karamaninin kombinasyonu inanılmaz. İnanılmaz. Yiyin ya. İnanılmaz. Müthiş bir kombinasyon. Şimdi hanımefendiye sordum, içinde bir şey peynir yapar mısınız diye, öyle yapıyoruz zaten dediler. Evet. Demek ki doğru biliyormuşuz, yolumuzu bilmeden biliyormuşuz. Siz bana yeter deyin. Nedir o peynirin ismi? Sünme peynir. Evet. Sünme peynir arkadaşlar. Evet efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız yiyeceğe? Antakya'da, Suriye sınırının dibinde, tandır ekmeği, neydi hanımefendi adı? Ekmeğin adı. Biberli ekmek. Efendim, tuzlu yoğurt ve sünme peynirle bir kahvaltı ediyoruz. Evet. Siz de yiyin ya, siz yemezseniz biz şey yapıyoruz. Vallahi biz tandırın başında attık. Öyle mi? Tabii bunu tandırın başında sıcak çıkar çıkmaz yerseniz çok daha lezzetli. Değil mi? Evet. Gidebiliriz. Yani çekime. Şu an yapılıyor, isterseniz orada da oraya gidelim. Evet, bence. Tandırın başına dostlar. Hadi gidiyoruz.
Afiyet olsun. Evet sevgili dostlar, buradaki bacılarımız tandır ekmeği yapıyorlar. Acılı, ne yapıyorsunuz? Adı ne bunun? Biberli ekmek yapıyorlar. Şimdi gelin bakalım, gelin nasıl yapayım, bak. Of, yeni çıktı, bakar mısın? Bak. Bana afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bacı, eline sağlık ya, çok güzel olmuş. Afiyet olsun, hoş geldiniz. Vallahi hoş bulduk. Sağ olasınız, teşekkür ederiz, maşallah. Bu kız değil mi? Kız mı? İkisi de kız. İkisi de kız, maşallah. Kız? İsimlerini bilir. Bak. Gözü sürmedi. Bak. Bakar mısın gözüne? Ne haber? Nereye bakıyorsun? Bak. Gözün sürme. Niye dedim? İşte bu aranın adetiymiş. Gözü beslermiş. Nedir o sürme? Kalem midir? Nedir o? Bir de. Yok, yağlı bir şey böyle şeyden çekerler. Sürme. Yağlı bak. Surata bak ya. Ben de onun hastasıyım. Bak bakar mısın surata? Maşallah. Hadi bakalım gidiyoruz. Teşekkür ederiz bacılar. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Ah, uykusu geldi şunun, seninkinin. Nasıl bir meyve bu ya? Maşallah yani. Üzerinde yani her şeyi, bir yaprağından çay yaparsın, bundan yağ yaparsın, tuzlarsın, yenir. Yani en lezzetli şeyi ve dünyanın en iyisi burada. Şimdi bana diyen Fransız, Antakya'da. Hastasıyım. Yani şimdi sevgili dostlar, Antakya'da zeytin toplayacağız beraber. Kardeşimiz, o işte de maydanoz. Efendim, gidip yeni yapılan tırımızda beraber sıkıp yağını içeceğiz. Şimdi Ankara Üniversitesi'nden Mücahit Hoca, bu işin profesörlerinden, dünden beri de konuşuyoruz. Dün bana çok güzel laf etti dün gece, dedim onu insanlara da duyuralım. Ağacı memnun etmezsen, ağaç çok enteresan bir şahsiyet, bir yani senin benim gibi, memnun olmazsa büyümüyor. Yani bunun sahibi, ağacın sahibi ağacı hoş tutacak. Şarkı bile söyleyebilir. Yani şey demiyor, efendim ağaçlardan Mozart ve Beethoven çalalım level'ından bahsetmiyoruz. Onlar var, ondan biliyorsun. Efendim ağaçlardan Mozart çalarsanız çok güzel meyve verir, değiliz. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Kaç yüz sene sonra, yani torunumun torunu. Şöyle bir sahne düşünüyorum şimdi sabahtan. Türkçe, tabii Türkçe değişmiş. Akala gel kalın ağaçın. Annesi, cevabını aldın mı? Aman bana annem yok ya, yeter annemi alacağım diyormuş. Diyor ki, okula geç kalıyorsun, zeytin hapini aldın mı diyor. Daha zeytin yok, biz zeytin hap olarak alıyoruz. O da bana, aman ne kadar yok, ben sana böyle gavran yapıyor. Türkçe öyle olacak. Çünkü biraz öyle, şimdi ben Amerika'dan gelince Türkçe bir süre anlamadım. Benden güzel bir şey mi var, burada ne daha falan diye bir şey olmuş kızlar. Onun daha ileri gidecek, o hiç anlamayacaksınız. Yapacak. Alt yazıda şimdi anlıyorsunuz, okula geç kaldın. Zeytin hapini aldın mı? O da bir dakika anne, ışınlanacağım merak etme diyor. Okula ışınlanarak gidiyor. Böyle bir şey. Rüya, sabah duşta aklıma geldi böyle bir sahne. Yani zeytin kalmayacak. Zeytin hapini aldın mı diyecek annesi. Tabii kalmayacak. Ondan sonra o da zeytin hapini içerisinde bilim adamları, üniversitesizler tabii, babalar. Bunların da kırıklar şey olacak, uzay şey gibi ışıklar falan olacak. Ondan sonra basacaklar falan. Zeytin yapacaklar üniversitede hap olarak. Ama aynı şekilde plastikten.
hani şey biraz nostaljik olsun diye bu renkli plastikler yapacaklar. Ona çocukla sabahtan bir tane zeytin hapini aldım diyecek. O da aldım bir dakika ışınlanıyorum diyecek. Geç kaldım diyecek ve gidecek. Ve zeytin diye bir şey olmayacak. Kalmayacak. Olacak değil mi bu? Yok. İnşallah. Biz yapmayacağız onu. Şimdi öyle bir şey gördüm bir sabahtan duşta böyle uyanınca böyle bir rüya gibi bir fantezi bir şey yaşadım. Kendi kendime düşünüyorum şimdi. Ben deliyim galiba biraz da ondan oluyor bunlar. Şimdi gelin biraz zeytin toplayalım, götürüp sıkalım bakalım. Hazır mısınız? Hadi. Dünyanın en kutsal ağacına dokunuyorum. Nasıl bir his biliyor musunuz? Dünyanın en kutsal ağacı. Antik Yunan'da milattan önce 5. yüzyılda zeytin ağacı kesmekle adam öldürmek aynı suçmuş. Yani ha bir adamı öldürdün bıçakla ha zeytin ağacını kestin. Cezası aynı. Ölüm cezası. Şimdi hazırız. Bunu kenara koyacağız. Bunlar birkaç tane olunca taşıyacağız aşağı traktöre. Oradan traktöre bineceğiz. Sıkmaya gideceğiz. Hazır mısınız sevgili dostlar? Hadi bak. Akşam hocamla biz sohbet ettik biraz. Türkiye'nin zeytinyağı durumu, yani adam başı tüketimi vesaire vesaire bilimsel bazı şeyler aldık. İstatistikler biraz tekrar etsin istiyorum ben. Yani Türkiye zeytinyağının ülkesi, vatanı şurası, evet. Antakya. Doğru mu? Ana vatanındayız. Mezopotamya. Ama Mezopotamya. Yukarı Mezopotamya, zeytin ana vatanı. Ana vatanı. Yani doğduğu dünyaya buradan yayılmış. Doğru. Düşünün. Yani zeytinin, ağacının dünyaya yayıldığı topraktan üzerine basıyoruz. Şu anda da dünya sıralamasında sonlara doğru yok. Üretici ülke olarak İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Türkiye, bazen Suriye böyle 5-6. Sıralarda oynuyor. Ama zaten 5-6. Sıra dediğin bin tane ülke yok ki. Bu kadar ülke var zaten. Zeytin yani. Latin Amerika var, Şili, Arjantin. Ama var mı orada zeytin? Yavaş yavaş Amerika. Orada çok az miktarda ama. Zaten dünyada 6 tane üreticisi var. Biz 5.'yiz. Evet. Birinci olmamız gerekirken. Şimdi İspanya, hocam? Ya, dünyada üretilen zeytinyağı miktarı yaklaşık 3 milyon ton. Bunun da 1,5 milyon ton, 1 milyon 600 bin tonunu sadece tek başına İspanya üretiyor. 3 milyon ton zeytinyağı çıkarıyor dünya. Yarısı İspanya. İspanyolların. Diğer yarısı diğer İtalyan. Yarısı İtalya, Yunanistan, Tunus, Türkiye. Tunus ve Türkiye. Yani Türkiye'nin yüzde kaç, dünyanın yüzde kaçı bizde? Çok az bir miktarı bizde 180 bin ton civarında bir zeytinyağı üretiyoruz. Kuantite değil kalite. Yani burada miktar, litre, metre hepsi istatistik bölmeler. Esas geldik konumuza. Yani Samiri Beyler'in yaptığı konuya geldik. Nasıl yapacağız da zeytinyağımızdaki kaliteyi arttıracağız? Yani ben yurt dışında görüyorum parfüm şişesinde diye. Parfüm şişesinde zeytinyağı vardı kadife kutulu. Bu ne dedim? Parfüm müdürü, hayır zeytinyağı dediler. Parfüm şişesi böyle kristal bilmem ne, elmas bilmem neli falan. Açıyorsun kutuyu, kadife içerisinde zeytinyağı satıyor. Şu kadar bilmem ne, efendim 20 euro falan. Şu kadar. 20 euro şu kadar zeytinyağı gördüm. Nasıl bir şey bu? İşte bahçeden başlayıp iyi fabrikada hijyen, şişeyi ambalajın içinde koruduğunuz zaman dünyanın en kaliteli zeytinyağını her zeytin çeşidinden elde edersin. Unuttuğumuz bir şey var, bir de marka. Marka. İmaj. Ah işte o çok önemli. İtalyanlar oradan yırtıyor değil mi? Aynen. İtalyanlar markadan. Aynen. Onlar markacı. İtalyanlar usullar. Design. Hani şişesi bilmem ne. Efendim Akdeniz'den zeytin kokularını getiren zeytinyağı üzerine yazıyor. Amerika'da efendim bakıyorum. Italian olive oil. Akdeniz'in rüzgarları burnunuzda, midenizde bitiyor falan. Mitolojinin bilmem ne. Halbuki hepsinin memleketi burası kardeşim. Doğru.
Hepsi burası. İtalya, İtalya solda sıfır. Yanlış mı? Aynen. Şimdi gidiyoruz. Müsaadenizle. Zeytini sıkıyoruz. Zeytini sıkıyoruz. Ben tamam. Topladım, getirdim traktörüne, şuraya koydum. Şimdi sıkıyorum kardeşim. Hadin gelin. Geliniz. İtalyan makinesi son model. Ne eksik makinede? En önemli makinenin kısmı nazar boncuğu. Bu da benden hediye. Bu da Made in Türkiye kısmı. Ama en önemlisi. Bu olmadan zaten makine çalışmaz ki. Şimdi buradan görüyorsunuz boruyla ezilmiş zeytin geliyor. Basıyor koyu. Bunlar bugün soğuk yapılıyor. Genelde sıcak. Bugün soğuk yapıyorlar ki hakiki tadı alalım diye. Şu iki siloda bir nevi çamaşır makinesi gibi döndürüyor. Zeytin ezmesini tamamen ayırıyor. Olimio 500 makinası, en önemli makina belki. Bu zeytini çekirdeğinden, etinden, yağından ayıran makina. Nasıl ayırıyor? Santrifüj sistemiyle. 3200 devirde, dakikada bir dönen bir makine var içerisinde. Yapıştırıyor kenara şeyi, öyle anlıyorum. Çekirdeğini, mekideğini, etini ve yağını buraya çıkartıyor. Şimdiye kadar yağ yaptık, filtre edilmemiş. Yani bulanık bir yağ yaptık. Şimdi geldik filtre makinesine. Bu da filtre ediyor. Kağıt filtreler var. Hepsinde bir tane var şu kağıttan. Sonra bunu tabii çevirip basıyorsun. Hepsinden geçecek. Ve o zaman ortaya pırıl bir yağ çıkıyor. Kristal, pırıl pırıl. Ha, ben bazen posalı seviyorum. Mesela salataya posalı koyuyorum. Pek satılmaz posalı. Yani insanlar almaz diye ama ben bulanık zeytinyağı seviyorum. Hastasıyım. Zeytinyağı yani salataya yakışır bana göre. Burada da paketleme. Özel paketleri var. Bunlar profesyonel şişe değil daha. Bunlar böyle bir vakumla çalışan bir nevi torbalar. Bu torbalara buraya giriyor ve nakil için kullanılıyor bu. Sonra gittiği yerde şişeleniyor. Büyük şişe, küçük şişe. Ne istersen. Aman plastik olmasın da ne olursa olsun. Cam olacak. Cam şişe olacak ve rengi koyu olacak. Evet. Şimdi tadım en önemli kısmına geldik. Hocam senin başlıyorsunuz. Evet. Hocam başlıyor. Yakıcılık var, acılık var, ciddi yakıcılık, meyve tadı geliyor, meyventilik yerinde, yakıcılık veya acılık yerinde. Nedir not 10 üzerinden? Doğruya doğru. 10 üzerinden 4.5. Sıfırcı hoca biliyorsunuz. Yani 4.5 verdi ya. Evet. Acılığı çok yerinde. Not? Acılığı da iyi. Ben daha fazla veririm. 7 veririm ben. Vay! Ağzını şakalıyorsunuz. Döndürüyorsun. Yağı şöyle bir kaplıyorsun. Sonra ağzını kenarına koyup buradan nefes hava alarak burnunuza tad yerlerine onu buhar etmeniz lazım. Ki kokusunu alasınız. Dilin arkasından, önünden, yanlarında tad yerleri var. Ama esas iyi tad burundaki koku. Onun için onu buhar edeceksiniz. Ağzın ısısında ki bakalım.
belki de acılığı biraz fazla bana göre. Yani ben daha amatör diyebilirim istiyorsanız, biraz daha bir tık daha yumuşağını seviyorum ben. Ve biraz da ağır hissettim bunu, yani biraz yağ hissettim. Yani kokusu taze, kendi o kadar taze gelmedi bana. Niye biliyor musunuz? Çünkü makine beklemek için galiba zeytini biraz geç hasat ettik. Çok önemli. Bu zeytin hasadı önemli. 10 gün daha geçti, onu hemen hissediyorsunuz ama mal iyi. Önemli olan bu. Yani 10 gün geç, 10 gün erken, bilmem ne önemli değil. Mal iyi, mal. Mal güzel. Ve dürüst. Harbi. Harbi. Hastasıyım. Onun için tat olarak 6. Mal iyi olduğu için 7. Erken, geç hasat olduğu için yarım puan aşağı 6,5'tan geri 7. Sevgili dostlar, zeytini topladık, traktörü taşıdık, yağları sıktık, içtik, tattık, yedik, içtik. Şimdi gidiyoruz Antakya'ya. Bir de Antakya'yı şöyle gezelim, oradan evli evine, köylü köyüne devam edeceğiz.